Herkese merhaba. Bugün tahıllı tost ekmeği yapıyorum. Bunun için burada bir paket kuru mayam var. Bir bardak suyumu ekliyorum. Bir çay kaşığı şeker. Bir çay kaşığı da tuzum var. Bunları bir şöyle karıştırıyorum. Yarım kilogram karışık unum var. 100 gramı sarı buğday unu. 100 gramı normal beyaz un, 300 gramı da kara kılçık unu olarak karıştırdım ve eledim. Mayayı iyice eritmek için şöyle biraz eziyorum. Şimdi kontrollü olarak unumu ekleyeceğim. Bir bardak daha suyum var. Onu da yavaş yavaş ekliyorum. Suyun içine şöyle bir bardak koydum. Tuzlarım içine geçiyor. Evet, hamurum toparlandı. Şöyle bakın. Ne çok sert, ne çok yumuşak. Tam ekmeklik hamur kıvamında oldu. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Yarım kilogram un için şöyle normal bir su bardağım vardı. 2 tam, bir de şöyle çeyrek su bardağı kullandım. Dediğim gibi sizin ununuzun kalitesine ve cinsine göre değişir. Ama böyle yumuşakça bir hamur elde edene kadar suyunuzu ekleyin. Hamurumun mayalanması için kapağını kapattım. Şöyle iki katı kabarıklığa ulaşana kadar bekleyeceğim. Evet, hamurum kabardı. Şimdi onu
Şöyle unladığım tezgahımı alıyorum. Ve katlayarak şekillendirdim. Şimdi fırın kabımı yağlıyorum. Evet, biraz da bu şekilde mayalandıktan sonra pişirmeye alacağım. Evet, ekmeğim biraz daha mayalandı. Şimdi fırına gideceğim. 250 derecede ısıtıyorum ve fırınımın altına mutlaka cam bir kasede ya da işte ısıya dayanıklı bir kapta su koyuyorum ki ekmeğimin kabuğu sert olmasın. 250, 230, 200 derecelerde kademeli olarak ekmeğimi pişiriyorum. Evet, ekmeğim fırından çıktı. Çok güzel. İçi, dışı. Altı, üstü çok güzel pişmiş. Ama şimdi hemen dilimlemeyeceğim çünkü biraz soğuması lazım. Siz de mutlaka bekletin. Hatta bir gün sonra dilimlemenizde fayda var. O zaman çok daha güzel dilimleniyor. Dilimledikten sonra da sizinle paylaşırım. Soğumasını bekledikten sonra ekmeğimi dilimledim. Dokusu, kabarması, her şeyi çok güzel oldu. Siz de videomdaki tarifimle böyle güzel ekmek yapabilirsiniz. Çok basit, çok kolay. Hiçbir zorluğu yok. Pişirirken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. İçine biraz su koyduğunuz bir kabınız olsun mutlaka. Ben önce fırın tepsimi fırınla birlikte ısıtıyorum. Ondan sonra ekmek yapacağım kabı da onun üzerine koyuyorum. Böylece kabarması da daha güzel oluyor. Siz de öyle yapın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.